Herkese merhabalar dostlarım. Bir video 5 çizgi roman serimizin yepyeni bir bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Bu video serisini ilk defa mı izliyorsun? Tam tamına geride 5 tane video bıraktık. Sadece bir videoda 4 çizgi roman inceledik. Onun dışında hep 5-5 gittik. Bu video ile birlikte 29 tane çizgi romanı sizler için bu seride incelemiş olacağım. Seri hakkında da ufak bir bilgi vermem gerekirse, 5 farklı çizgi romanın bütün bilgilerini vererek konusundan bahsettiğimiz ve benim bir okuyucu olarak düşüncelerimi paylaştığım video serisi. Ama siz bunu bir çizgi roman öneri videosu gibi de görebilirsiniz tabii ki. Videoya başlamadan önce biliyorsunuz ki bu serimiz like ile ilerliyor ve bu videoya da 300 like gelirse 7. bölüm sizlerle olacak. Bu videoda konuk edeceğimiz 5 çizgi romana da gelirsek ve karşınızda Gün Gezgini, Kızıl Ana, Mercy, Kulağımda Dünyanın Sesi, One and Future. Gördüğünüz gibi gerçekten de bu videodaki konuklarımız bayağı kaliteli çizgi romanlar ve merak edilen çizgi romanlar. Şimdi teker teker bunların bir incelenmesine geçelim. Ha bu arada çizgi romanların detaylarını görebileceğiniz kısa kısa videolar hazırladım. Hoşunuza da giderse bir dahaki videolarımızda da aynı bu tarzda devam ederiz. Yani yorumları mutlaka bu konuda bekliyorum. İlk konuğumuz Kızıl Ana. 250 limitli basılan bu çizgi romanın 249. sayısı bende bulunuyor. Yazarımız Jeremy Haun, çizerimiz Danny Lockhart. Kendisi 112 sayfadan oluşan ince bir çizgi roman. Direkt konusundan bahsetmem gerekirse, Daisy ve erkek arkadaşı Luke akşam yemeğinden sonra yavaş yavaş evlerine dönüyorlar. Dönerken de saldırıya uğruyorlar. Daha ne olduğunu anlamadan Daisy gözünü hastanede açıyor ve doktorlar tarafından gözünün çıkartılması gerektiğini öğreniyor. Tek gözü çıkartılan Daisy'nin çıkartılan gözünün yerine protez göz takılıyor. İlk başta erkek arkadaşını kaybetmiş ve bir saldırıda yer almış bir genç kızın hikayesini okuyormuşsunuz gibi geliyor. Ama olayın içinde farklı farklı karanlıklar var. Gözünün teki protez olsa da ara ara her tarafı kırmızı görüyor. Ve iki gözüyle gördüğünü hissediyor. Ve kırmızıların içinde bir yaratık görüyor. Ve garip garip olaylar başına gelmeye başlıyor. Ve bu garip olayların üstüne gidiyor tabii ki de Daisy. Ve sonu hiç bitmesini istemediğiniz bir yerde bitiyor. Benim düşünceme gelirse çizimleri gayet başarılı. Balonlaması da gerçekten çizimleriyle birlikte uyumlu. Öyle çok konuşma metni de yok zaten çizgi romanda. Ama hangi karakterin nerede ne yaptığını bir şekilde biliyorsunuz. Yani çizgi roman hiçbir şekilde sizi merakta bırakmıyor. Tek oturuşta bitirebileceğiniz ince bir çizgi roman ama bittiğinde dur burada bitmesin diyebileceğiniz bir çizgi roman. Sırf sonu yüzünden bile ikinci cildi rahat bir şekilde beklenebilir. Bir puanlama vermem gerekirse de 10 üzerinden 7-8 civarı verebilirim. Çünkü sonu çok güzel bir yerde bitti ve çizimleri balonlaması hoşuma gitti. Hardcover olarak almak istiyorsanız Prestige çizgi romanında bildiğim kadarıyla 100 TL'ye şu anda var. Ama yok ben hardcover'a o kadar para vermem derseniz de softcover olarak alabilirsiniz. O da 31 küsur olması gerekiyor. Çizimlerini ve detaylarını bir göz atalım. Ondan sonra başka bir çizgi romanımızı konuk edelim dostlarım. Waiting and always hesitating, kryptonite desires set my heart afire, heart on fire, set my heart afire, Kulağımda Dünyanın Sesi. İlk baskı Mart 2020 yılında yapıldı. Yazar ve çizerimiz aynı kişi Giacomo Bevilacqua. 192 sayfadan oluşuyor. Şu gördüğünüz hardcover'ı 60 TL'ye alabiliyorsunuz. Aynı zamanda softcover'ını da 28 TL'ye bulabiliyorsunuz. Konusundan bahsetmem gerekirse bir foto muhabirinin 60 gün boyunca New York'ta yaşamasını anlatıyor. Ama bu yaşadığı süre boyunca hiç kimseyle konuşmaması gerekiyor. Aslında hem geçmişini unutmak hem de aşk acısını bir nebze de olsa dindirmek için çıkılmış bir yol bu. Sam gerçekten de kuralları olan bir adam ve konuşmama kuralına da sonuna kadar uymak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama hiçbir şeyin kader olmadığına inanan bu çizgi romanda her şeyin kader olduğunu siz de okuyunca anlayacaksınız. Düşünsenize hiç kimseyi tanımadığınız bir şehre gidiyorsunuz,
60 gün boyunca orada yaşıyorsunuz ve hiç kimseyle tek kelime etmiyorsunuz. Benim düşünceme gelirsek çizimlerinin pek hoşuma gitmediğini söyleyebilirim. Balonlaması orta derecede, hikayenin alt tabakası çok sağlam ama sonu istediğim gibi bitmedi. Tek oturuşta bitirebileceğiniz bu hikaye kötü bir hikaye değil. Ama çok çok iyi bir hikaye de değil. Orta standartlarda bir çizgi roman okumak istiyorsanız paranız çöp olmaz. Ama isminden dolayı ve arka kapakta yazanlardan dolayı alırsanız tamamen hayal kırıklığına uğrayacağınızı da söyleyebilirim. Puanlamaya gelirsek de hiç olmazsa yarıda bıraktığım bir çizgi roman değil. Yani 10 üzerinden 5 ben her türlü veririm. Şimdi detaylara bakalım, ondan sonra diğer konuğumuzu da yavaş yavaş alalım dostum. Mercy Hardcover'da Kızılana gibi 250 limitli basıldı ve aynı şekilde 249.sü bende bulunuyor. Yazar ve çizerimiz aynı kişi, Mirka Andolfo. 232 sayfadan oluşuyor ve Şubat 2021'de ilk basımı yapıldı. Konusunu ve düşüncelerime geçmeden önce prestij çizgi romana teşekkür ederim. Gerçekten çok kaliteli bir basım olmuş. Elinize aldığınızda direkt kaliteyi hissedebiliyorsunuz. Konusuna gelecek olursak 19. yüzyılın sonlarında geçen bir hikaye. Küçük bir maden kasabasına bir gün gizemli bir kadın gelir. Bu kasaba tedbirini almayan insanların öldüğü, zengin ve fakir ilişkilerinin acayip kötü olduğu, geceleri sokağa çıkma yasağı olan ve sokaklarında bir canavarın gezdiği bir yer. Yani çok enteresan bir yerden bahsediyorum size. Ve o yaratık gece sokakta dolaşırken insan görürse yalan ediyor. İşte bu yaratıkla kasabamıza yeni gelen kadının ortak yönlerini görüyorsunuz bu hikayede. Kısacası bu kasabada bir maden var, yıllar önce kapatılmış, hatta direkt patlatılmış. Bu maden o sokakta dolaşan yaratığın geldiği yer. O madeni geri alma savaşını okuyoruz bir yerden. Benim düşünceme gelecek olursak da çizimleri gerçekten de 10 numara 5 yıldız. Balonlaması çok fazla ama fazla olması sizi hiçbir şekilde boğmuyor. Hatta çizimlerini sırf incelemek için bir sayfada 5 dakika takıldığınız zamanlar oluyor. Hikayesi çok ilginç ve çok güzel olduğu için ister istemez sizi bir şekilde kendini okutturabiliyor. Dizi tadında bir hikaye okumuş oluyorsunuz. Mercy one shot bir hikaye. Tek cilde alıyorsunuz, okuyorsunuz ve ondan sonra bitiyor dostlarım. Benden puanlama olarak 10 üzerinden 9 aldı. Son zamanlarda okuduğum en iyi çizgi romanlardan bir tanesi olur kendisi. O bir puanı da kırmamın sebebi, devamı olsaydı mutlaka okunurdu düşüncesini bana yaşattığı için. Şimdi çizgi romanımızın detaylarına geçiyoruz. Ondan sonra yeni çizgi romanımızı konuk ediyoruz. Brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves on my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Cody's brothers, my guys, know that they fly, know that they ride or die. I keep waves on my side, CJ Ike, now I gotta roll with ice. Ride or die, 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 ride or die. Now I gotta ride or die. One and Future 150 limitli olarak basıldı ve 53 numarası şu anda bende bulunuyor dostlarım. İlk baskısı Ağustos 2020 yılında basıldı. Yazar Kieran Gillen, çizer Dan Mora. Konusuna geçecek olursak bir arkeolojik kazı sırasında bir kını bulunuyor. Bu kını dediğimiz şey ise bıçak, kılıç gibi şeyleri taşımak için kullanılan kılıf. Bir grup milliyetçi kralı geri getirmek için tabii ki de bu kınıyı kullanıyorlar. Ve Kral Arthur ölümden geri geliyor. Ortada bir karanlık kehanet var. Kral Arthur bunu gerçekleştirmek için şövalyelerini toplamaya başlıyor. Yani ordusunu güçlendiriyor ve yoluna devam ediyor. Ana karakterimiz eski canavar avcısı Bridget Nene.
ve konuyla hiçbir şekilde alakası olmayan ama çizgi romanın en önemli karakterlerinden bir tanesi olan Duncan, bu kehanet gerçekleşmesin diye her şeylerini ortaya koyuyorlar. Benim düşünceme gelirsek çizimlemesi, balonlaması falan gerçekten de çok hoşuma gitti. Ama hikaye için aynı şeyi söyleyemem. Kehanetleri, şövalyeleri falan seven birisi için gerçekten de çok güzel bir çizgi roman. Ama hikaye bana hitap etmedi. Belki de konuyla ilgili hiçbir fikrim olmadığı için bana böyle geldi. Ha, okunmaz mı? Okunur. Paranızı hak ediyor mu? Paranızı hiç etmiyor. Ama benden tutup da 10 üzerinden 10 alamaz. Birçok kişinin sevdiği bir hikaye ama bana o duyguyu veremedi. Ya da ben tam olarak adapte olamadım. Ama kısacası hikayesi bana göre değilmiş. Puanlamaya da gelecek olursak ben bir okuyucu olarak 10 üzerinden 7 veriyorum. Ve detaylara doğru yavaş yavaş sizi gönderiyorum. Yeni çizgi romanımı da konuk etmek için yanıma alıyorum. Ve son çizgi romanımız Gün Gezgini. İlk basım yılı Mart 2016 tarihinde yapıldı. Yazarımız Fabia Mu, çizerimiz Gabriel Ba. Bunların ikisi kardeş. 247 sayfadan oluşuyor. Bir yaşanmışlığı yaşayabileceğiniz bir hikaye yapısına sahip. 30 yaşlarda bir adamın hayatının farklı dönemlerini okuduğunuz bir hikaye. Daha doğrusu dönüm noktalarını okuduğunuz bir hikaye. İyi bir şey yaşarken birden hayatın değişebilir. Örnek olarak ayrıldığın sevgilinle uzun bir aradan sonra yeniden barışıyorsun, mutlusun. Her şey yolunda, tıkırında ilerliyor, herhangi bir hiçbir sorun yok. Birden öğreniyorsun ki ayrı kaldığın zaman da sevgilin gidiyor, başkasıyla birlikte oluyor, onunla başaramadığı için seninle devam etmeye karar veriyor. Ne oldu, sen barıştın diye gerçekten de mutlu oldun ama böyle bir olay yaşandığı için mutluluğuna gölge geldi. İster istemez bu olay seni bayağı bir üzdü. Yani iyi bir şey yaşarken kötü bir şey yaşayabilirsin, kötü bir şey yaşarken de iyi bir şey yaşayabilirsin. Bu hikaye size tam olarak bunu anlatmaya çalışıyor. Hatta anlatmıyor, direkt yaşatıyor da diyebiliriz. Çünkü bu çizgi romanı okuyan herkes aynı düşünceye sahip olmayacaktır. Size kendinizin dönüm noktalarınızı hatırlatabilecek bir eser. Diyelim ki hiçbir şekilde çizgi romanı okumadınız. İlk çizgi romanınız olarak da Gün Gezgini'ni seçtiniz. Yaşınız da Gün Gezgini'ni okumak için uygun bir olgunlukta. Hikaye her türlü kendini size adapte edebiliyor. Ölüm ve yaşamı ana temelleri olarak görüyor ama hayatımızın dönüm noktalarını da alıyor, bu ölümle yaşamla harmanlıyor ve size bir tabakta sunuyor. Eğlene eğlene okuyabileceğiniz bir çizgi roman değil de düşüne düşüne okuyabileceğiniz bir çizgi roman kendisi. Çizimleri, balonlaması, renklendirmesi falan 10 numara 5 yıldız. Vertigo çizgi roman adı altında çıktığı için de yetişkinleri hedef alıyor. Ben mutlaka Gün Gezgini'ni okumanızı öneririm. Yani Fas Ofise hikayelerden değil anlayacağınız. Şimdi kısa videosunu izleyelim, ondan sonra videonun kapanışına doğru yavaş yavaş geçelim. Gave you too much, now I'm swallowed. Now I'm the fool while you're breaking rules. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlarım. 5 tane bağımsız çizgi romanı bu videoda sizler için incelemeye çalıştım. Like'da ilerleyen serimiz olduğu için like atmayı unutmayın.
Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tabii ki de yorum atmayı unutmayın dostlarım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.